büyük ölçüde ben hala İYİ Parti'deki kısmi oy artışının aslında iktidar bloğunda ve özellikle de MHP'de başlayan çözülmeyle ve iktidar bloğunun en kuvvetli direnç noktası olan milliyetçilik alanında Bahçeli'nin çok fazla entegre olması, iktidarla çok iç içe girmesinden duyulan rahatsızlıkla aslında durmuş olan, 2018 itibariyle önemli ölçüde durmuş olan, yani parti kurulduktan sonra MHP'den İYİ Parti'ye geçen ama büyük ölçüde de durmuş olan MHP'nin çekirdek oyundan bir kısmının da yavaş yavaş tekrar İYİ Parti'ye doğru kaymaya başladığı hissini ve bu yüzden de MHP'li görüntüsünün ya da eski MHP'li görüntüsünün iddia edildiği gibi İYİ Parti'de hızla tasfiye edilmesi gibi bir niyetin olmadığını, bu akışı onların da gördüğünü düşünüyorum. Merkez söylemi merkeze taşımak, deva ve geleneğin açtığı alanı bir tür kendisine gelmekte şimdiye kadar tereddüt etmiş merkez seçmeni ulaşmak için bir imkan olarak Akşener'in kullandığı doğru. Bundan sonuç aldığı da kısmen doğru. Ama ben hala bu sürecin büyük ölçüde İYİ Parti'nin kontrolüne henüz girmediğini, dolayısıyla bu anlamda İYİ Parti'nin sahiden bir başarı hikayesi olarak sürecin tanımlanamayacağı fikrindeyim. Burada bunu bir başarıya çevirebilir. Bu potansiyel var.